Bölüm 9. İsa, size doğrusunu söyleyeyim, diye devam etti. Burada bulunanlar arasında Tanrı'nın egemenliğinin kudretle gerçekleştiğini görmeden ölümü tatmayacak olanlar var. İsa'nın görünümü değişiyor. 6 gün sonra İsa, yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yuhanna'yı alarak onları yüksek bir dağa çıkardı. Orada gözlerinin önünde İsa'nın görünümü değişti. Giysileri göz kamaştırıcı bir beyazlığa büründü. Yeryüzünde hiçbir çamaşırcının erişemeyeceği bir beyazlıktı bu. O anda öğrencilere Musa ile İlyas göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Petrus İsa'ya, Rabbi, burada bulunmamız ne iyi oldu. 3 çardak kuralım. Biri sana, biri Musa'ya, biri de İlyas'a, dedi. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. Çünkü çok korkmuşlardı. Bu sırada bir bulut gelip onları gölgeledi. Buluttan gelen bir ses, "Sevgili oğlum budur. Onu dinleyin," dedi. Öğrenciler birden çevrelerine baktılar ama artık yanlarında İsa'dan başka kimseyi göremediler. Dağdan inerlerken İsa onları, insanoğlu ölümden dirilmeden orada gördüklerini hiç kimseye söylememeleri için uyardı. Bu uyarıya uymakla birlikte kendi aralarında "Ölümden dirilmek ne demek?" diye tartışıp durdular. İsa'ya, "Din bilginleri neden önce İlyas'ın gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" diye sordular. O da onlara şöyle dedi. "Gerçekten de önce İlyas gelir ve her şeyi yeniden düzene koyar. Ama nasıl oluyor da insanoğlunun çok acı çekeceği ve hiçe sayılacağı yazılmıştır. Size şunu söyleyeyim, İlyas geldi bile ve ona ilişkin yazılmış olduğu gibi ona yapmadıklarını bırakmadılar." Cine tutsak bir çocuğun iyileştirilmesi. Öteki öğrencilerin yanına döndüklerinde onların çevresinde büyük bir kalabalığın toplandığını, bir takım din bilginlerinin onlarla tartıştığını gördüler. Kalabalık İsa'yı görünce büyük bir şaşkınlığa kapıldı ve koşup onu selamladı. İsa öğrencilerine, "Onlarla ne tartışıyorsunuz?" diye sordu. Halktan biri ona, "Öğretmenim," diye karşılık verdi. "Dilsiz bir ruha tutsak olan oğlumu sana getirdim. Ruh onu nerede yakalarsa yere çarpıyor. Çocuk ağzından köpükler saçıyor, dişlerini gıcırdatıyor ve kas katı kesiliyor. Ruhu kovmaları için öğrencilerine başvurdum ama başaramadılar." İsa onlara, "Ey imansız kuşak," dedi. "Sizinle daha ne kadar kalacağım? Size daha ne kadar katlanacağım? Getirin çocuğu bana." Çocuğu kendisine getirdiler. Ruh İsa'yı görür görmez çocuğu şiddetle sarstı. Çocuk yere düştü. Ağzından köpükler saçarak yuvarlanmaya başladı. İsa çocuğun babasına, "Bu hal çocuğun başına geleli ne kadar oldu?" diye sordu. "Küçüklüğünden beri böyle," dedi babası. "Üstelik ruh onu öldürmek için birçok kez onu ateşe ya da suya attı. Elinden bir şey gelirse bize yardım et. Acı halimizi." İsa ona, "Elimden gelirse mi? İman eden biri için her şey mümkün," dedi. Çocuğun babası hemen, "İman ediyorum. İmansızlığımı yenmeme yardım et," diye feryat etti. İsa halkın koşuşup geldiğini görünce kötü ruhu azarlayarak, "Sana buyuruyorum, dilsiz ve sağır ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme," dedi. Bunun üzerine ruh
bir çığlık attı ve çocuğu şiddetle sarsarak çıktı. Çocuk ölü gibi hareketsiz kaldı. Öyle ki oradakilerin birçoğu "Öldü!" diyordu. Ama İsa elinden tutup kaldırınca çocuk ayağa kalktı. İsa eve girdikten sonra öğrencileri özel olarak ona "Biz kötü ruhu neden kovamadık?" diye sordular. İsa onlara "Bu tür ruhlar ancak duayla kovulabilir." cevabını verdi. Oradan ayrılmış, Celile bölgesinden geçiyorlardı. İsa hiç kimsenin bunu bilmesini istemiyordu. Öğrencilerine ders verirken şöyle diyordu: "İnsanoğlu insanların eline teslim edilecek ve öldürülecek. Ama öldürüldükten 3 gün sonra dirilecek." Onlar bu sözleri anlamıyor, İsa'ya soru sormaktan korkuyorlardı. En büyük kim? Kefernahum'a vardılar. Eve girdikten sonra İsa onlara "Yolda aranızda neyi tartışıyordunuz?" diye sordu. Hiçbirinden ses çıkmadı. Çünkü yolda aralarında kimin en büyük olduğunu tartışmışlardı. İsa oturup 12'leri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: "Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun. Herkesin hizmetkarı olsun." Küçük bir çocuğu alıp orta yere dikti. Sonra onu kucağına alarak onlara şöyle dedi: "Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden beni kabul etmiş olur. Beni kabul eden de beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur." "Bize karşı olmayan bizden yanadır." Yuhanna ona "Öğretmenim," dedi, "senin adınla cin kovan birini gördük. Ama bizi izleyenlerden olmadığı için ona engel olmaya çalıştık." "Ona engel olmayın," dedi İsa. "Çünkü benim adımla mucize yapıp da hemen ardından beni kötüleyecek kimse yoktur. Bize karşı olmayan bizden yanadır. Size doğrusunu söyleyeyim. Mesih'e ait olduğunuz için sizlere bir bardak su içiren ödülsüz kalmayacaktır." Birini günaha sokmanın cezası. "Kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denize atılması kendisi için daha iyi olur. Eğer elin seni günaha sokarsa onu kes. Çolak olarak yaşama kavuşman, iki el sahibi olarak sönmez ateşe, cehenneme gitmenden iyidir. Eğer ayağın seni günaha sokarsa onu kes. Tek ayaklı olarak yaşama kavuşman, iki ayak sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir. Eğer gözün seni günaha sokarsa onu çıkar at. Tanrı'nın egemenliğine tek gözle girmen, iki göz sahibi olarak cehenneme atılmandan iyidir. Oradakileri kemiren kurt ölmez. Yakan ateş de sönmez. Çünkü herkes ateşle tuzlanacaktır. Tuz yararlıdır. Ama tuz tuzluluğunu yitirirse ona tekrar nasıl tat verebilirsiniz? İçinizde tuz olsun ve birbirinizle barış içinde yaşayın.